cihazların nimetlerine baktığımız video serimizde bu bölümün konuğu Turkcell online kamera. Evde anne babanıza ya da bakıcıya bıraktığınız bir çocuğunuz var ya da iş yerinizde siz yokken neler olduğunu merak ediyorsunuz. Kısacası gözünüzün arkada kaldığı her an Turkcell online kamera bulunduğu yerde ne olduğunu size istediğiniz an istediğiniz cihazdan gösterme yeteneğine sahip ve bunu bütüncül kolay bir yöntemle yapıyor. Nasıl olduğuna birazdan bakacağız. Öncelikle kutumuzun içinden neler çıkıyor? Hep beraber bir bakalım. Kameramız, kullanım kılavuzumuz, Ethernet kablomuz, bir yere sabitlemek istersek kullanacağımız vida ve dübel seti, kablosuz internet bağlantısı için kullanacağımız antenlerimiz ve adaptörümüz. Şimdi birleşince ortaya neler çıkıyor bir bakalım. Turkcell online kamerayı kutusundan çıkarttık, kablolarını bağladık. Sisteme tanımlayıp kullanmaya başlamak için iki seçeneğimiz var. Kurulumu kablolu ya da kablosuz olarak gerçekleştirmemiz mümkün. Kablolu olarak gerçekleştirmek için içinden çıkan bu ağ kablosunun diğer ucunu modemimize ya da dağıtıcımıza yani router'ımıza bağlamamız yeterli. Bu andan itibaren Turkcell online kamera otomatik olarak web sitesine kendini tanımlayarak çalışmaya başlayacak. Kablosuz ayarları da web üzerinden yapabilirsiniz. Bunu birazdan detaylarına değineceğiz. Ama daha kolay bir seçenek bunu kablosuz olarak gerçekleştirmek. Bunun için de cep telefonumuza yükleyeceğimiz Turkcell online kamera uygulaması yeterli. Öncelikle cihazımızın önünde bazı ışıklar bulunduğunu görüyoruz. Güç, ses, ağ bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısı şeklinde 4 tane ışığımız var. Bunlardan yanıp sönme durumu sunucuya erişememeyi ifade ediyor bizlere. Şimdi yapmamız gereken şey kablosuz olarak bu antenlerin ucundan bu cihazı internete bağlamak. Bunun için 2 tane seçenek var. Bir tanesi arkada bulunan WPS tuşuna basarak, aynı zamanda modeme de basarak bu tuşa cihaz ve modemin arasındaki bağlantıyı otomatik olarak gerçekleştirmek. Ama bazılarınıza bu karışık gelebilir. Biraz önce dediğim gibi Turkcell online kamera uygulamasında bu çok daha pratik, basit, kolay anlaşılabilir bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi onu uygulayacağız. Cihazımızı kablosuz olarak kurmak için öncelikle Android ya da iOS hangi platformu kullanıyorsanız Turkcell online kamera uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Ücretsiz bir uygulama yükledikten sonra Turkcell telefon numaranız ve süper şifrenizle beraber giriş yaptıktan sonra menüsünde kamera ekleme bölümüne geliyorsunuz. Kamera ekleme bölümünde ekranda da görmüş olduğunuz gibi cihazımızın Mac ID'sini tanımlamamız gerekiyor. Mac ID'yi nerede buluyoruz? Yine ekrandaki açıklamada da okuyabileceğiniz gibi cihazımızın altında bulunan etikette yer alıyor. Harf ve rakam dizilimini aynen uygulamamıza giriyoruz. Mac ID'yi uygulamamıza girdikten sonra ekle tuşuna basıyoruz. Abonelik oluşturma talebi alınmış. Birazdan bir SMS ile aboneliğimizin başladığına dair bilgilendirmeyi alacağız. Görmüş olduğunuz gibi online kamera hizmetimiz de aktif hale geldi. Artık cihazımızı kullanmaya hazırız. Görmüş olduğunuz gibi yeni eklediğimiz Turkcell online kamera yukarıda yer aldı ancak yanında kırmızı bir ışık var. Yani henüz kurulumu tamamlanmış değil. Dolayısıyla yanındaki kamera kur linkine basıyoruz. Burada karşımıza bir seçenek çıkıyor. Eğer dilerseniz canlı yayını takip etmek kameranızda, cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan tamamen ücretsiz. Ama bir haftalık arşivini Turkcell hizmetinde depolamak ve ihtiyacınız olduğu zaman geriye dönüp web üzerinden ya da uygulamadan incelemek istiyorsanız aylık bunun bir bedeli var. Bunu ister şimdi aktif edebilirsiniz, isterseniz daha sonra ihtiyacınız olduğunda yeniden paketinizi uygulaya yükseltebilirsiniz. Biz devam edelim ve burada karşımıza iki tane seçenek çıkıyor. Kablolu kurulum ya da kare kod ya da diğer ismiyle QR kod kurulumu. Biz burada QR kod kurulumunu kullanacağız. Daha kolay bir süreç olduğundan dolayı. Ekranda bize gerekli talimatlar veriliyor. Kameramızın antenini taktık, adaptörünü taktık. Cihaz çalışır durumda. Öndeki ışıkları yanıp sönüyor. Şimdi sırada kare kodu okutmak var. Bunun için
Öncelikle kameramıza bir isim vermemiz ve kameramızın kullanacağı kablosuz internet ağının şifresini uygulamamıza girmemiz gerekiyor. Burada buna bir isim veriyoruz. Kare kod oluştur butonuna bastıktan sonra yapmamız gereken tek şey birazdan karşımıza çıkacak bu görüntüyü kameramızın önüne koymak. Gördüğünüz gibi kare kodu tanımladığı anda 4 defa başını aşağı yukarı sallayarak onaylama hareketi veriyor. Ve bunun ardından artık cihazımız bağlanması gereken kablosuz internet ağını ve hangi telefona ve hesaba yetki vermesi gerektiğini tanımladı. İşte bu kadar. Sadece birkaç tıklamayla Turkcell Online kameramızı kurduk. Artık aktif halde cep telefonumuzdan kontrol edebiliyoruz. Bilgisayarımızdan yine kontrol edip yönetebiliyoruz. Nasıl olduğuna gelin beraber bakalım. Kameramızın kurulumu başarıyla tamamlandı. Kamera ekranından canlı olarak izleyebilirsiniz. Artık gösteriye hazırız. Bakalım olaylar nasıl gelişiyor. Görmüş olduğunuz gibi tanımlandıktan sonra demo kamera ismi verdiğim cihazda listemde yer aldı. Şimdi dilediğim yerden 3G üzerinden, bu detay önemli, kamera görüntülerini mobilden takip etmek için 3G bağlantısını kullanmak zorundasınız. 3G üzerinden istediğiniz zaman takip edebiliyorsunuz. Kameramızı evimize, işlerimize ya da dilediğimiz herhangi seyretmek istediğimiz yere yerleştirdikten sonra biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi iki tane seçeneğimiz var. Mobil uygulamamız ve Turkcell Online kameraya özel web sitemiz. Her ikisine de Turkcell hattımızın numarası ve süper şifremizle giriş yapabiliyoruz. Karşımıza kamera listesi çıkıyor. Örneğin masada karşımda duran kameranın görüntülerine internetten erişmek istediğimizde demo kameranın üzerindeki fotoğrafa tıklıyoruz ve anında karşımıza canlı yayın çıkıyor. Kameramızın canlı yayınına bağlandıktan sonra karşımıza bir kontrol ekranı çıkıyor. Her şeyi kendine oldukça iyi anlatıyor ama biz yine de bir üstünden geçmiş olalım. Ok işaretleriyle tahmin edeceğiniz gibi kameranın açısını uzaktan cep telefonu uygulamanızla değiştirebiliyorsunuz. Sağa sola yukarı aşağı 350 derece açıyla, yani neredeyse bulunduğu ortamın bütün ayrıntılarına bütün açılardan dönecek şekilde kumanda edebiliyorsunuz. Orta bölüme bastığınızda cihaz tam orta ayara tekrar geri dönüyor. Parlaklık ayarını uygulama üzerinden güncellemek mümkün. Video kalitesinde normal ve düşük kalitede band genişliğini nasıl kullanmak istiyorsanız, görüntü yönü normal, dikey, yatay, 180 derece gibi seçeneklere sahip ve tabii ki gece görüşü burada fabrika ayarında otomatik ayarda geliyor. Yani ortamda ışık azaldığı zaman gece görüş moduna geliyor ve kameranın etrafında yer alan kızıl ötesi ışıkların yardımıyla son derece karanlık ortamlarda dahi çekim yapabilmesini sağlıyor. Birazdan bahsedeceğimiz önemli bir özellik zaten bu ayrıntıyı da kullanıyor. O özellik de hareket dedektörü. Görmüş olduğunuz gibi cep telefonumuzda çok kısa bir gecikmeyle canlı olarak bütün görüntüleri takip edebiliyoruz. Bunu dünyanın herhangi bir noktasından, herhangi bir cihazdan, herhangi bir anda yapabiliyor olmamız da önemli bir avantaj. Cep telefonunda, mobil cihazlarımızda böyle, bir de masa üstünde nasıl oluyor ona bakalım dilerseniz. Bilgisayarımızdan kameramıza bağlanıp görüntüleri takip etmek için onlinekamera.turkcell.com.tr adresine ulaşmamız gerekiyor. Yine burada Turkcell hattımız ve şifremizle giriş yaptığımızda karşımıza daha önceden tanımlamış olduğumuz kameralarımız çıkıyor. Burada şu an çekim yaptığımız yerde bulunan demo kamerası ve yine benim deneme için çalışma odama yerleştirdiğim kamera bulunuyor. Kameralarımız burada Mac ID'leriyle ve isimleriyle yer alıyor. Yanında yer alan 4 tane düğmeyi de açıklamak gerekirse kamerayı açıp kapatma, kameranın ismini değiştirme, hareket tespit ayarını gerçekleştirme ve kablosuz ağ ayarlarını değiştirme. Olur ya, modeminizin kablosuz ayarlarını değiştirirsiniz ya da cihazınızı başka bir kablosuz ağın, başka bir şifrenin kullanıldığı bir ortama taşırsınız. İşte burayı kullanıyorsunuz. Hareket tespit ayarları oldukça detaylı ve aslında çok önemli bir işlevi de üstleniyor. Özellikle güvenlik hassasiyetine sahip kişiler için. Burada güvenlik hareket
tespiti normalde açık geliyor. Ancak bunun senaryolarını siz belirliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi dikeyde günler, yatayda günün saatleri yer alıyor. Örneğin çarşamba günleri saat işte 13 veya perşembe günü 13, 14, 15, 16 arasında bir hareket olduğunda bana cep telefonuma SMS olarak ya da elektronik posta uyarısıyla bana bir bildirimde bulun diyebiliyoruz. Cep telefonu uygulamamız bunu notification bildirim ekranında size yansıtıyor. Aynı şekilde elektronik posta adresinizde tanımladığınız elektronik posta adresinizde de tanımlar geliyor. Eğer dilerseniz bunu da tanımlayabilirsiniz. Özellikle bulunduğunuz mekandan uzaklaşacaksanız, tatil gibi, seyahat gibi ya da bulunmadığınız anlardaki hareketleri tespit etmek için gayet mantıklı. Peki izlemek için ne yapacağız? İzlemek için kameramızın üzerindeki ikona tıklıyoruz. Burada iki tane seçeneğimiz var. Demin de bahsetmiş olduğum gibi canlı görüntüleri izlemek tamamen ücretsiz. Bunları istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde takip edebiliyorsunuz. Ama görüntülerinizin arşivlerini oluşturmak isterseniz Turkcell kendi altyapısında 7 günlük bir arşiv tutuyor. Ve bunu da aylık abonelik ücreti karşılığında sizlere sunuyor. Şu anda canlı izlemeyi görüntülüyoruz ve aynı mobil uygulamamızda olduğu gibi sağ üst köşedeki ikona tıkladığımızda kameramızın bütün kontrollerini yapabileceğimiz, yönünü değiştirebileceğimiz bölüme geliyoruz. Örneğin şöyle yukarı aşağı tıkladığımızda anlık olarak kameramızın da değiştiğini görebilirsiniz. Gündüz gece modunu açma vesaire gibi bütün özellikler var. Dilerseniz bunu tam ekran olarak da görüntülemeniz mümkün. Elbette Turkcell kamerayı tek bir cihazla kullanmak zorunda değilsiniz. İş yerinizde, evinizde ya da istediğiniz birçok farklı noktada birden fazla kamerayı tanımlamanız mümkün aynı hesap içerisinde ve aynı uygulama üzerinden hepsini dilediğiniz gibi takip etmeniz de mümkün. Ben burada biraz önce değindiğim gibi bir tane de çalışma odama yerleştirdim. Örneğin oraya bağlanıp ışıksız bir ortamda gece görüş modunda kameramız nasıl bir performans sunuyor onu da gözlemlemiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi çalışma odamda bu şekilde yine uzaktan dilediğim gibi kameranın açılarını değiştirerek görüntümü de değiştirebiliyorum. Işıksız bir ortamda da görmüş olduğunuz gibi kızılötesi alıcılar hiç de fena olmayan bir sonuç veriyor. Toparlayacak olursak, son derece karmaşık bileşenlere sahip kamera meselesini Turkcell online kamera çözümü son derece cazip bir fiyatla, bütüncül bir çözümle sorunsuz, zahmetsiz bir şekilde size sunuyor. Ayrıntılarını incelemek, fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak ve bir tane edinmek için sizleri turkcell.com.tr adresine bekliyoruz. Yeni bir videoda, yeni bir üründe görüşmek üzere. Hoşçakalın.